Herkese merhabalar. Yeni Malatyaspor'un renkli teknik adamı, başarılı teknik adamı Şumidika bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Keyfi nasıl? Hazırlıklar nasıl gidiyor? Neler söyler? No. When I see what happened in all Turkey about there is no normal when you come in Antalya and you have good pitch, you have good condition to make preparation, is nice. You feel like a football player, like a coach of this of football, and you have better condition than everywhere in Turkey now. Because Turkey, there is no too much and it's very difficult to make the training. Tabii Türkiye'deki hava şartlarını gördükten sonra buraya gelmek hem bir teknik adam için hem futbolcular için çok iyi. Burada iyi sahalara sahibiz. Antrenman yapabiliyoruz, hazırlıklarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Yine bildiğiniz gibi Türkiye'nin her yerinde bu yıl çok yoğun bir kar yağışı var, hava şartları. Olduğumuz, bulunduğumuz ilde ya da diğer takımlar için de illerde antrenman yapmalarına müsaade etmiyor. O yüzden buraya gelmemiz tabii ki iyi oldu. Tabii Yeni Malatyaspor üst sıralara tırmanmak istiyor baktığınız zaman. Şu ana kadarki takım performansı ile ilgili yorumu ne olur? We want to climb more up. So when you look right now to the team, how is the situation? What's going to be our position? It's long history about what happened in Malatya. Çok uzun bir hikaye. Yani bu zamana kadar Malatya, bu sezon Malatya Spor'a olanlar şu durumda olmamız uzun bir hikaye. Because for my career, I have 16 years in football. I take the champion, I take the Cup, Super Cup, I play Champions League, I play Europa League. It's first time in my life when I fight for relegation. 16 yıllık hocalık hayatımda şampiyonluğum var, Şampiyonlar Ligi maçlarım var, UEFA Kupası maçlarım var. Kariyerimde ilk defa küme düşmemek için oynuyorum. When I come here, I come for first position in Romania. I have 7 games, 7 win. But because 14 people for this club, CFR Cluj, they go out. Also, I go out with the president, like loyalty, you know. And after I have this opportunity to come in Malatya, because I like too much Turkish football and the people of Turkish, of Turkey, I don't think too much, but I make the big mistake in my life. Tabii buraya gelmeden önce Romanya'da lider takımdan geldim buraya. 7 maçta 7 galibiyetimiz vardı. Ama orada bir 14 kişinin bir ayrılığı oldu. Ben de bıraktım. Benim de bırakmam gerekirdi. Böyle yakışık alırdı. Sonra buraya geldim. Çünkü Türkiye'yi seviyorum. Türk insanını da seviyorum. Türk futbolunu da seviyorum. Bu ligi seviyorum. Ama şu anda söyleyebilirim ki hayatımın en büyük hatasını yapmışım. Why? Neden? Because normal one professional coach and this is for experience must to come first, must to check all the condition, must to know what happened inside the club, must to know what is the squad, what is everything and after to accept the contract. Me, I go direct to Istanbul because I like Turkey and I want to come with closed eyes in this country. I sign, I don't care about money, I don't care about nothing. And this is the best, the big mistake what I do in my life. And it's first and last time. Tabii hata yapmışım derken şunu söylemek istiyorum. Bizim gibi tecrübeli hocalar bir takıma kontrat imzalamadan önce, bir takıma kontrat imzalamadan önce takımı araştırır, takımın şartlarına bakar, içerideki ekibe bakar, takımın durumuna bakar. O şekilde kontrat imzalar ama ben Türkiye'yi çok sevdiğim için, buraya gelmeyi gerçekten istediğim için
Belki de hiç para bile konuşmadım, hiçbir şey konuşmadan geldim ve teklifi kabul ettim, imzayı attım Malatyaspor'a. And also I want to people to know what happened in Malatya. All people must to know from Turkey. Because I don't want to put in back of Şumudika what happened in Malatya. Ayrıca bütün insanlar da Malatyaspor'a ne olduğunu bilmeli. Bundan sonrası için arkamdan bir şey konuşulmasını istemiyorum. Şumidika böyle yaptı ya da Şumidika bu hale getirdi diye. When I come in Malatya, when I see the squad, I don't believe. I don't believe because I have around 7-8 players under 19 in first 21 players. Buraya geldiğim zaman ilk 21'de kadroda 7-8 tanesi 19 yaşın altında oyunculardı. I don't know who make this, who build this team in summer. Tabii sezon başında yazın bu takımı kim yaptı onu bilmiyorum. Also when I want to change something in the training, the players they come to me, he say, coach, we are not ready to make this training because we don't do nothing in summer. Antrenmanın içeriğinde de bir şeyler değiştirmek istediğim zaman oyuncularım bana geliyordu. Hocam bu şekilde antrenman yapmaya hazır değiliz, fiziksel olarak müsait değiliz. Çünkü yaz kampı bunları yapacak şekilde geçmedi, çok sağlıklı geçmedi diye. And from 11 or 12 players what I have good, I start to play some injury, I start to lose some injury. Also some players they go to national team. With who I play? Elimde 11-12 tane ilk 11'de oynayabilecek, bu ligde oynayabilecek kapasite oyuncular vardı. Onlar da kimileri sakatlandı, sakatlığa verdik. Kimileri de milli takıma gitti. Sonra şunu dedik kendi kendimize, şunu dedim ki artık kimle oynayacağım? Bu lige nasıl devam edeceğim bu maçlara? And every time I say, like Gaziantep, when I build the team, I finish 8th position. I want to see Gaziantep this year, which position they finish. When I was in Kayseri, when I build the team and I start, I stay 1 year, they finish in 8th position. From this time, Kayseri never they finish until now 8th position, just with Şumudika, in the last 5 years, okay? Here, when I come, I take one team who is not ready, I take one team who I don't know this team, but it's my fault. And now, when I wait to come the new players, I don't understand also the federation, how is possible they start to open transfer after first game. Okay, I don't say if I have full team, I win in Trabzon. But don't forget how I lose in Trabzon. Penalty, 90 minutes for us. Red card, first half to Karim Hafez, okay? Home with Kayseri, penalty to Munir, he don't give us, okay? And now, when I play in Gaziantep, we have penalty, and the referee, they clean the field 7 minutes, and my players, they lose concentration. So, this is when you make against one small team. I want to change this Malatya in one big team, but I need time. Now, when I bring some players, you see, in Gaziantep, they change face our team. Also, home with Beşiktaş, they change face our team. This is the team of Şumudika. Don't talk about Şumudika, what they do, another coach who built the team from the summer. Tabii, şimdi şunu söylemek istiyorum. Benim çalıştığım takımlarda öncelikle mesela Antep örneği vereyim. Antep'te takımı kurduk. Takımım 8. bitirdi. Sonra Kayseri'de ondan önce de Kayseri'de bir takım kurmuştum. Sezon başında ben vardım. O takım da 8. bitirdi ki Kayseri son 5 sezonuna baktığınızda hiç 8. bitirememişti. Şurada transferlerle ilgili tabii benim anlayamadığım bir şey bu. Buna bir anlam veremediğim bir şey. Neden ikinci yarının ilk maçından sonra transferlerinin açılmasına izin verdiler? Burada şunu demiyorum. Eğer transferlerim gelseydi Trabzon'a giderdik, Trabzon'da yenerdik demiyorum.
Ama şunu da hatırlamanızı istiyorum. Maçı nasıl kaybettiğimizi hatırlayın Trabzon'da. Bir kırmızı kart vardı, verilmedi. Müller'in bir penaltısı vardı, verilmedi. Sonra tabii bu Antep'te de gene bir penaltı kazandık. Bir 7-8 dakika penaltı kullanılmadı. Hakem çizgileri değiştirdi. Çizgileri temizlemeye çalıştı. Bu arada bir 7-8 dakika kaybettik. Orada oyuncum soğudu. O şekilde de penaltıyı Antep'te de kaçırdık. Tabii bu tarz şeyler küçük takımların başına gelir. Benim yapmak istediğim şey, tabii bunun için zamana ihtiyacım var. Malatya'yı büyük bir takım yapmak. Ama öncelikle bunun için zamana ihtiyacımız var. Başarıya ihtiyacımız var. Şimdi getirdiğimiz transferlerle son iki maçımızı hatırlayın. Antep'i hatırlayın. Takımın yüzü değişti. Beşiktaş'ı hatırlayın. Mücadelesi, oyunu, hırsı değişti. Her şey değişti. Daha iyi yerlere, zamanla daha iyi yerlere getireceğimizi umuyorum Malatya'yı. Bu transfer süreciyle ilgili hoca söyledi ama sanırım kulüplerin ortak kararıydı. About the temporary of transfer that they took the decision, all the clubs, they took decision about that. I don't know. But this is one decision what he don't help anybody. He don't help anybody. I don't know for what they take like this. It's normal between first round and second round, everywhere in the world, you must open the transfer. How you open after first round? Why you don't put in March? Put in March. Yani tabii bunun kime yardımı dokundu ki böyle bir şey olması? Hiçbir takıma yardımı dokunmamıştır böyle bir kararın alınması. Dünyanın her yerinde ilk yarı bittiği zaman ikinci yarı başlamadan transferler açılır. Ama burada açılmadı. Buna bir anlam veremedik. O zaman Mart'ta koysaydınız. Mart'ta açılsaydı transfer sezonu. Şimdi transfer sezonu demişken de hocanın istediği transferler vardı. Kendisi bunu dile getiriyordu. Bu süreç nasıl ilerliyor? Yeni Malatya Spor adına transfer süreciyle ilgili hocanın yorumu ne olur? So you were asking for some players to bring here. And how is going on all those list of you? No, they bring all the players what I want. But in this moment I want more two players. Because we lose stopper. I don't know. I lose Wallace. I think I lose Semi, okay? We need one stopper, and we need one number 10. This is two transfer who must to make very quickly. Because if not, this team, he don't have any chance to stay in first division. Öncelikle şunu söyleyeyim. İstediğim bütün isimler geldi, bütün transferler yapıldı. Ama bizim iki oyuncuya daha ihtiyacımız var. Bunlardan biri stoper. Çünkü takım iki stoperini de kaybetti. Wallace gitti. Semih de büyük ihtimal bizimle olmayacak. Bu yüzden öncelikle stoper, sonra arkasından da bir 10 numara ihtiyacımız var. İstediğim iki tane oyuncu var. Bunların da çok hızlı şekilde bitirilmesi gerekiyor. Acilen gelmeleri gerekiyor. Yoksa bizim için çok zor geçerlik. Kümede kalma mücadelesi. If Malatya, they start with this team what I have now, they start in summer, now we are minimum 10 position. Minimum. Eğer şu anda elimdeki takımla başlamış olsaydık sezon başına, Malatya'nın pozisyonu şu anda ligde en az 10'unculuktu. Son olarak eklemek istedikleri var mı? Bir sonraki maç, Fatih Karagümrük maçı. Belki bununla ilgili, belki eklemek istedikleri, belki alt sıralardaki yarışla ilgili bir şeyler söyler. The competition of the allegation. No. We go in Karagümrük. We go to win. We go to win. But how I say, every point it's important. Sometimes with one point you stay in the league. With one point you take the league, for example. We go there to fight. We fight for every game. And what can I say? Just to be healthy for all people in Turkey, because it's this pandemic. And they destroyed the life, they destroyed the normal life. And I hope for all people from Turkey, health. And I don't want to read in the newspaper or in television how many people dead for this, how many people is sick again. No, because Turkish, it's
like second my country and sure it's second my country. Tabii Karagümrük'e gidiyoruz şimdi. Oraya kazanmak için gidiyoruz Karagümrük'e. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. İyi hazırlanacağız, iyi çalışacağız. Tabii bir puan da önemli. Bazen bir puanla ligde kalırsınız, bazen bir puanla ligi kazanırsınız, şampiyon olursunuz. Bir puan da önemli tabii ki. Ama oraya kazanmaya gidiyoruz. Son olarak da şunu söyleyebilirim. Türkiye'deki bütün insanlara bu virüsten dolayı bütün insanlara sağlık diliyorum. Artık sayıların iyice azalmasını istiyoruz. Bu kadar kişi yakalandı, bu kadar kişi öldü. Çünkü Türkiye'yi seviyorum. Türkiye benim ikinci ülkem gibi. Bütün insanlara sağlıklı bir hayat diliyorum. Teşekkür ederim kendisine. Yeni Malatya Spor'un teknik direktörü Şumidika Antalya'da kamp yaptığı otelde sorularımızı yanıtladı. Bizlere yardımcı olan tercümanımıza çok teşekkür edelim. Aynı şekilde Yeni Malatya Spor medya sorumlusu Mustafa Bey'e de teşekkür ediyoruz. Şimdilik özel röportajımızı burada sonlandırıyoruz.